Ersoy dedi. Gülen'in iadesi tuzak mı? Fethullah Gülen'e dönük yakalama kararı çıkarılması ve bunun hızla kırmızı bültene dönüşeceği yönündeki irade açık açık söylüyorum. Paralel yapının bir an evvel tasfiye edilmesini bekleyenler için paralel yapı mensuplarına oranla daha büyük sürpriz oldu. Zira savcının böyle bir talepte bulunacağını ve bunun hızla mahkeme kararına dönüşeceğini paraleller çok çok iyi biliyorlardı. Hatta bir adım daha ileri götüreyim sizleri. İşlerin bu aşamaya gelmesi için emniyetteki ifadelerinde yoğun gayret sarf dahi olabilirler. Bakın bu kadar da net söylüyorum size. Dışarıdan bakınca Amman da hocamıza yakalama kararı çıkmış diye ağlaşmalarına bakmayın bu kararın çıkmasını pek çok açıdan avantaja dönüştürebileceklerini bilmeseler, çok rahatlıkla aidiyet mensubiyet sahikiyle savcıya çıkıp bütün o metinleri Yeni Bosna'daki toplantı odamızda bir e, kararlaştırdık, Fethullah Gülen yapmayın günaha girersiniz demiş olmasına rağmen onu dinlemedik ve bugün iot gibi açığa çıkmış olan kumpası biz kurduk derlerdi. Demediler. Göz göre göre işin Fethullah Gülen'e kadar uzamasını sağladılar. İşleri güçleri hukukla yargıyla olan kökü Amerika'da kolları İsrail'de bir yapının hem uluslararası hukuk boyutunu hem de ülkelerin Türkiye'ye karşı tutumunu da ta en başından analiz etmediğini düşünmek saflık olacaktır. 14 Aralık'tan beri öncelikli gündemimiz ne bizim? Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, diziler, filmler vesaire. Oysa Tahşeyye Kumpas Operasyonu'nun baş kahramanı bu kişiler yahut en önemli delili televizyon dizileri mi? Polis şefleri var, bombalar var, baskın görüntüleri var. İyi de neden bir haftadır Ekrem Dumanlı ile yatıp basına müdahaleyle kalkıyoruz? Cevap, çünkü paralel yapı öyle istiyor. Herkes dünyaya Türkçeyi yaymayı misyon edinmiş bir teşkilatın, 14 Aralık'ı neden sürekli olarak İngilizce anlatmaya çalıştığını konuşuyor değil mi? Ne anlatıyorlar peki İngilizce? Medyaya baskı, gazeteciler içeri tıkılıyor, fikir hürriyeti engelleniyor falan filan. Biz de hep birazdan ne alakası var gazeteden içeri bile girmediler. Arama dahi yapmadılar. Bilgisayarlara bile bakmadılar. Kimseye zor kullanmadılar vesaire falan filan deyip duruyoruz. Önümüzdeki hafta ise özellikle kamuda bir cemaat mensubu olmanın tasfiye nedeni olduğu anlatılacak İngilizce peşinden özgürce cemaat faaliyetleri yapamadıkları, tamamen dini bir cemaatken baskıcı rejimin tıpkı hocalarını 1999'da Amerika'ya sığınmaya mecbur ettiği gibi bugün de bu baskıların hız kesmeden sürdüğü tezviratı yapılacak. Kırmızı bülten çıkarılır çıkarılmazsa sırf aykırı dini fikirleri nedeniyle hocalarının tutuklanacağı yaygarasını koparacaklar. Özellikle kendi ülkelerindeki resmi devlet dinine muhalefet edenlerce başlayan göç dalgasının bir anlamda kurmaya mecbur ettiği Amerika için dokunulmaz konuların başında bu konunun geldiği biliniyor. Paralellerde Amerika'nın bu yönünü Fethullah Gülen içinde kullanması için dünyanın dört bir yanından Washington'a baskı yapacaklar. Biz de tam bu arada Zaman Gazetesi eliyle dayatılan basına baskı manipülasyonunun peşine takılmış gidiyor olacağız. 14 Aralık meselesini çok iyi anlatmamız lazım. Bırakalım paralelcilerin dayattığı gündemi. Bırakalım savunma pozisyonunu. Proaktif bir pozisyon alalım ve Hrant'ın cinayetini anlatalım. Ergenekon soruşturmasında kurulan paralel kumpası anlatalım. Tamamen kendilerine muhalif bir küçücük cemaat için bombalı silahlı bir terör örgütü iftirasını atmakta hiçbir sakınca görmeyen bir dehşet yapısının hedefe giden yolda her şeyi nasıl mübah göreceğini anlatalım. Bakın Amerikalı dostlarımız üst akıl perspektifi içerisinde Türkiye'deki bazı operasyonların da eğer bu yapıyı kullandıysa bunun faş edileceği kaygısıyla ittifakı bitirmek istemeyebilir. Bize düşense kısık sesimiz yettiğince yapılanları haykırmaya devam etmek. 14 Aralık soruşturmasında Ekrem Dumanlı ve Zaman Gazetesi'ni ana obje olmaktan çıkarıp tıpkı Hrantin cinayetinde olduğu gibi Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akgüre'yi anlatalım artık. Bu ekibin elinden geçmiş diğer bütün dosyaların, KCK, Ergenekon, Balyoz ne varsa hepsinin üzerindeki bulutların kalkmasını sağlayacak iradeyi ortaya koyalım. Bana sorarsanız Gülen'in iadesi meselesini de uluslararası hukuka bırakalım, kendi kuralları çerçevesinde ilerlemeye devam etsin. Ama içerideki ihanet şebekesinin icraatlarını anlatmaya devam edelim. Kalın sağlıcakla. Ersoy'de de yeni akit.